Saygıdeğer izleyiciler, ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Sizlere kestane balını anlatacağım, nasıl oluştuğunu. Bilimsel temelli YouTube kanalıma abone olarak çok sayıda belgeseli izleyebilirsiniz, enteresan bilgilere ulaşabilirsiniz. Şu anda kestane ağacını görüyoruz. Üzerinde uzun salkım gibi olanlarsa kestane ağacının erkek organları, erkek çiçekleri, yani polenleri, çiçekleri, dişi çiçekleri dölleyecek yapılar. Şu anda Ankara'dayız. Ankara'da dahi kestane böyle, aslında daha çok Karadeniz bölgesinde kestane ağaçları var ve kestane balı da Karadeniz bölgesinde oluyor. Burada da dikilmiş ve kestane ağaçları gördüğünüz gibi burada. Bakın, sarı sarı gördüğünüz polenler, arılar gelip bunları da topluyorlar. Özellikle buradaki kestanenin polenleri burada. Yani dişiyi dölleyen kısımlar burada görüyorsunuz. Bunun dışında kestane çiçeği var. Görüyorsunuz şurada. Evet, beyaz açmış kestane çiçekleri var. Arılar gelip bunların özünü alıp bizlere kestane balını yapıyor. Yani kestane çiçeğinden hem erkek kozalakları hem de polenlerini alıyor, hem de dişi çiçeklerinden nektar emiyorlar ve bizlere bal yapıyorlar. Kestane balı oldukça faydalı. İçerisinde birçok mineral var. Demir, kalsiyum gibi, şeker var. Ancak tadı daha çok buruk bir tattır. Koyu renktedir, daha koyu bir renktedir. Ve oldukça faydalı bir baldır. Çok tüketilmemesi gerekiyor. Evet. İşçi arıların gelip burada gördüğünüz çiçeklerden toplamış olduğu nektarla ve yine aynı zamanda buradan topladıkları polenlerle yavruları besleyebilirler. Kestane balı. Gördüğünüz gibi kestanenin çiçeklerinden arıların, balarların almış olduğu özle yapılıyor. Bu sene Ankara'da bulunan kestaneler de çok var. Hatta yukarıda bir bal arısı var. Zaman zaman ziyarete geliyorlar. Evet, yukarıda göreceksiniz. Şurada polen topluyor. Öncelikle polen topluyor bal arısı, gördüğünüz gibi. Polenleri topluyor orada, bakın yukarıda uçuyor. Yine şurada bir polen toplayan arı görüyorsunuz. Evet. Toplamış olduğu bu polenleri arka bacağın yan yüzeyine yapıştırıyor. Yani sepeti dolduruyor. Toplama arka bacağının yan yüzeyini doldurarak gidiyor. Evet. Kestaneye gelip buradan toplamış oldukları polenlerle, nektarla arılar bizlere bal üretiyor. O nedenle bitkiler çok değerli. Karadeniz'de de kestane ormanlarımızın sayılarını artırmamız gerekiyor. Oldukça faydalı, birçok hastalığa iyi gelen, tüketim olarak da kullandığımız bir bal. Ancak burada tamamen kültür anlamında dikilmiş ve bir vadide, Ankara'da normalde kestane ağacı uygun değil iklim olarak. Fakat bu bölgede kestane ağacıyla da karşılaşıyoruz. Evet, gördüğünüz burada çiçekleri döllenecek. Şurada görüyorsunuz bu çiçekler. Polenler tarafından, arılar aynı zamanda kestaneyi dölleyecekler. Almış oldukları polenlerle çiçeğe gelecekler. Aynı zamanda da rüzgarla, tozlaşmayla da döllenme söz konusu. Buradan oluşan kestaneleri de sonbahara doğru bizler yiyeceğiz. Gördüğünüz kestanenin diş koçanı, Karadeniz'de kumuş denir buna. Bu yapının içerisinde 3'er 4'er tane kestane olacak. Ve sonbahara doğru da bizler buradaki kestaneyi toplayacağız. Geçen yıl oldukça verimliydi, ancak bu yıl daha da verimli görülüyor. Ve polenler, yani erkek
organlar oldukça fazla. Bu şu demektir, çok sayıda çiçeğe dölleyebilecek ve iklimde uygun giderse buradan çok sayıda kestane yiyebileceğiz. Evet, hepinize selamlar, saygılar. Mutlaka değişik miktarlarda da olsa yılın belli dönemlerinde kestane balı. Tabi içine herhangi bir şey karışmamış. Bazen renk olsun diye içerisine farklı maddeler, kimyasal ve boya maddeleri katan üreticiler olabiliyor. İşin sahtelik boyutu da var. Buna dikkat etmek lazım. Bildiğiniz yerden kestane balını alacaksınız. Oldukça değerlidir kestane balı. Şimdi başka bir bal arısı var. Arka bacağında polenleri görüyorsunuz. Evet, uçtu arkada. Arı var o arada, bir tane bakın. Evet, polen topluyor. Arka bacağına toplamış olduğu sarı sarı polenleri görüyorsunuz. Bal arıları şu anda bunu ziyaret ediyorlar. Evet. Hepinize selamlar, saygılar.